Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız sizlere kışlık zeytin nasıl kurulur onun tarifini paylaşmıştım. Ve sonucunda sizlere paylaşacağımı söylemiştim arkadaşlar. Aşağı yukarı tam bir yıl sonra kışlık zeytinimi açtım ve sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. O kadar çok kolay bir kurum oldu ki arkadaşlar, inanılmaz pratik oldu. Kesinlikle tavsiye ederim bu yöntemi ve inanılmaz çıtır çıtır oluyor. Hiç yumuşama olmadı. Sizlere burada da göstereceğim. Kesinlikle suyunu değiştirmedim. Bir kez salamurunu kurduktan sonra açıp kontrol bile etmedim. Tam bir yıl sonra tekrardan açtım ve gördüğünüz gibi zeytinim bu şekilde tatlanmış, acısı çıkmış, tam lezzetini almış bir kıvamdaydı. Nasıl kurduğumu merak ediyorsanız önceki paylaştığım videoyu buraya da ekledim arkadaşlar. Devam izlerseniz yapılışını da sizlere paylaştım. Bakabilirsiniz. Evet, burada da zeytinimin ne kadar sert ve diri olduğunu göstermek istiyorum. Sesi de duyduğunuz gibi kıtır kıtır arkadaşlar, inanılmaz güzel oldu. Kesinlikle yumuşama olmuyor, tekrar ediyorum. Yani içiniz rahat olsun bu konuda. Evet, dediğim gibi o kadar kolay bir yöntem ki arkadaşlar, eğer vaktiniz varsa bolca bu şekilde kavanozlara zeytinleri hiç çizmeden, kırmadan, hiçbir işlem yapmadan salamurusunu ayarlayıp suyunu ekleyip kapağını kapatıp artık erzak dolabına kaldırın. Bir yıl boyunca bırakın, kenarda beklesin ve zeytinimiz kendi kendisine olacaktır. Vitaminini kaybetmeyecektir. Yağ oranını kaybetmeyecektir. İçiniz rahat bir şekilde zeytinlerinizi tüketebilirsiniz. Evet, bu da çizme ve kırma zeytinimdi. Bunu da kırarak hazırlamıştım. Aynı şekilde aynı gün yapmıştım. Daha önceki zeytinlerim olduğu için bunu da henüz açmamıştım arkadaşlar. İkisini aynı anda açtım. Bu da inanılmaz güzel, lezzetli, tadında, kıvamında, kesinlikle yumuşama olmamıştı. Bunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve videomun devamında da yapılışını ve zeytin kurumunu sizlere anlatacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin diliyorum ve iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Zeytin sezonu açılmışken, yapmışken de bu kez sizler için ayrıca videolu hazırlamak istedim. Hatırlarsanız sizlere daha önceden çizme zeytin nasıl yapılır, kırma zeytin nasıl yapılır, hepsini aşama aşama tariflerimi paylaşmıştım. Bu tarifimi de arkadaşlar iki çeşit kuruyorum yine. Birini uzun ömürlü kışlık kuruyorum. Yani en aşağı bir yıl bekleyecek. Birini de tekrar hemen yemek için kuruyorum. Evet, bu tarz videolar istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, öncelikle tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Hem kanalımın büyümesi için hem de destek vermeniz için paylaşımlarıma yorum ve beğen atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum ve hemen tarifimize geçiyoruz. Zeytinleri Taze Türk Marketi'nden aldım. Videomun başında da söylediğim gibi iki çeşit zeytin kuracağım. Biri kışlık, biri de kırma zeytin. Kışlık olan zeytinleri yıkadıktan sonra çürüklerinden ayıklayıp bu şekilde kavanoza doldurdum. Hiçbir işlem yapmadan, kırma ve çizme yapmadan direkt zeytinleri tüm bir şekilde kavanoza doldurdum.
Bu yaptığım tarif kışlık bir tariftir. En aşağı arkadaşlar 6 ay veya bir 12 ay, 1 yıl bekleyeceğiz. Uzun ömürlü yememiz için yapıyoruz bunu. Eğer elinizde çok zeytininiz varsa bu şekilde kurabilirsiniz. Hiçbir süzme işlemi yapmadan. Evet, geri kalan zeytinleri de kırmızı zeytin yaptım. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Tam tarif videomu izleyebilirsiniz. Zeytinleri bu şekilde kırarak, çatlatarak hepsini bitirdim ve kavanoza doldurdum. Kavanoza doldurduktan sonra zeytinleri üzerine üstü bosa çeşme suyu doldurdum. Ve bu çeşme suyunu her gün değiştirdim. Bazen 2 güne bir, bazen her gün. Zeytinlerimiz tatlanana kadar su değiştirme işlemini tamamlıyoruz. Ayrıca sizlerin de uzun ömürlü kışlık kurma tarifleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum kısmına tariflerinizi yazabilirsiniz. Evet, 1 yıllık olan zeytinimi kurmak için 1 çay bardak iri kaya tuzu kullandım. Zeytinimin üzerine döktüm ve 1 yemek kaşığı da limon tuzu. Üzerine üstü basa içme suyu ile doldurdum. Parlanmaması için de 1 çay bardak sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Artık bu şekilde kapağını kapatıp karanlık serin erzak dolabıma kaldırdım. En aşağı 1 yıl bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu kışlık bir tariftir. Kışlık zeytinimizi yemek için de arkadaşlar nasıl yapacağız onu da sizlere anlatayım ve daha sonra inşallah bunun tarifini tam olarak sizlerle paylaşacağım. Şu an yeni kurduğum için bunun sonucunu sizlere paylaşamıyorum ama yaklaşık bir 8 ay, 12 ay gibi zaman geçtikten sonra sonucunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Yemeden önce de küçük bir kabın içerisine, tasın veya kavanozun içerisine yiyeceğimiz miktar zeytin alıyoruz. Birkaç sefer suyunu süzüyoruz. Tatlandıktan sonra artık yağ, limon ile birlikte karıştırarak yemelik hazır yapıyoruz. Evet, kışlık zeytinin tarifimiz böyleydi. Şimdi kırma zeytinini de kısaca tekrar anlatayım arkadaşlar. Dediğim gibi kırma zeytin tarifimi açıklama kısmına link bırakacağım. Arzu ederseniz tam tarif videomu izleyebilirsiniz. Suyunu her gün bu şekilde doldurup süzüyoruz. Bazen 2 güne bir süzüyorum. Gördüğünüz gibi bu çıkan su acı sudur. Tatlanana kadar, zeytinimiz tatlanana kadar, rengi değişene kadar bu işlemi yapacağız. Ara sıra zeytinde biraz kararmalar olacaktır. Hiç merak etmeyin, sakın korkmayın. Zeytinimiz bozulmuyor. Bu geçici bir süredir arkadaşlar. Salamurunu kuracağımızda zeytinimiz çok güzel rengini alacaktır. Evet, tekrardan çeşme suyu ile doldurdum ve bu işlemi tatlanana kadar devam yapacağım. Evet, burada da sizlere 3 çeşit zeytin göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz zeytin geçen yıl kurduğum çizme zeytin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala rengi çok güzel, sert, yumuşama yok. Muhteşem gerçekten arkadaşlar. Tavsiye ederim tarifimi. Evet, bu yıl da tekrardan 2 zeytin kurdum. İnşallah ileriki zamanlarda kırma zeytini yaklaşık bir 2 ay içerisinde yemeğe hazır olacaktır. Kışlık zeytinimde en aşağı 1 yıl bekleteceğim. İleriki zamanlarda gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.
Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayalım. Bu sayede paylaştığım yeni videolarım cebinize bildirim olarak gelecektir. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.